Hey, size bir sorum var. Sizce Türkiye'de günümüzdeki gençlerin en büyük problemi ne? Yazın bakalım yorumlara. En büyük probleminiz ne? Sizi bu hayatta en çok korkutan ya da en yani düşündüren şey ne? Bir yazın bakalım. Çok merak ettim. Bana soracak olursanız uzun video izlememeleri. Tabii bu videoyu sadece uzun videoyu sevenler izliyordur. Evet, vloglara geri dönün. Merhaba. Başlığa ne yazdım tam olarak bilmiyorum. Henüz karar vermedim ama 15 tatildesiniz ve 15 tatilde daha günlük vloglar, 2 günlük vloglar falan filan yapıp bol bol video atmak istiyorum. Madem Instagram'dan bu kadar fazla vlog isteği geliyor. Delilercesine vlog çek diyorsunuz. Kardeşim bu videolar niye 30 bin izleniyor? Yazsanıza oğlum. Bakın bende ne var? Dediğim gibi başlarına yazdığımı bilmiyorum. O yüzden bunun içerisinde ne olduğunu biliyor da olabilirsiniz, bilmiyor da olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 79 kiloyum. Kargoyu açmadan hemen çok hızlı bir şey yapacağım. 81 kiloyum neredeyse. Oha. Normalde bu arada 79 kiloda sabit kalmıştım. Hatta bu yüzden şu kutuyu açacaktım. Sevgili dostlarım, bildiğiniz üzere boks yapıyorum ve benim kilo almam gerekiyor. 78-79 kilolardayım. Çok uzun zamandır ve 5 gün, 7 günde bayağı bir yemek yiyerek kilo almayı denediğim zaman alamadığımı hepiniz gördünüz. Yani aldım aslında ama sonra gene verdim. Sonra bir haftada 5 kilo verme videosu çektim. Ama artık günümüzde görüntü, estetiklik bir yana, ki şu an şöyle gözüküyorum. Şöyle hemen size göstereyim. Yani fena değil. Ben görüntümle artık biliyorum, görüntü satıyor günün sonunda ama benim amaçlarım farklı. Ben farklı bir yolda yürümek istiyorum. Ve artık işin fitness, güzel görelim, böyle olalım kısmında değilim. İşin artık farklı boyutlarına geçmek istiyorum. Ve bu yüzden internetten şöyle bir sipariş verdim. Kreatin, kreatine başlıyorum. Hayatımda ilk kez kreatin kullanacağım. Ve içerisinde glutamin de var. Mis. Böyle bir şey aldım. Kesinlikle reklam değildir. Para vererek aldım. Oğlum internetten bir baktım. Kreatin fiyatları 2500-2600 lira. Aa dedim, ne oluyor lan? Ben protein tozuna o kadar para vermiyorduk. Bu ne? Laf yollamışlar. Allah razı olsun. Dostlar, bu vlogtaki amaç ne biliyor musunuz? Bana yazılan en çok yorumlar, en çok mesajlardan bir tanesi. Devamlılık. Tembellik bence çağımızın çok büyük problemi. Bunun sebebinin altında da TikTok'un yattığını düşünüyorum. Ne alaka diye sormayın. Bence çok alaka. Aslında bayağı alaka. Birazcık düşünün oğlum. 1 dakikalık, 2 dakikalık, 3 dakikalık videolarda bütün bilgileri aldığınız için artık insanların bir şeyleri yapma kapasitesi düştü bence. Artık hiçbir şey yapamıyoruz. Farkında değil misiniz? Odak süresi düştü, anlayacağız. Şimdi içinizden bazıları şey, yo ben uzun video izlemeyi çok seviyorum. Evet, bu videoyu izliyorsan zaten uzun video izlemeyi sevdiğin için izliyorsun. Ama bu videoyu izlemeyen yüz binlerce milyonlarcası var işte. Onlar maalesef izlemiyorlar. Çünkü çok kısa sürede bütün bilgileri almak istiyorlar ve bu durum birazcık can sıkıcı. İnternet çok hızlı evriliyor. İnsanlar da çok hızlı evriliyor. Ve ben bazen buna ayak uyduramadığım zaman böyle bir boşluğa düşüyorum. Ne yapacağım ben diye. Bazı şeylere başlayıp devamını getiremeyişinizden bahsediyorum. Çünkü bana bu çok yazılıyor. Spora başlıyorum, bir hafta sonra bırakıyorum. Pazartesi başlarım diyorum, başlayamıyorum. Oturuyorum televizyona, telefonu alıp reels kaydırmaya başlıyorum. Asla bitmiyor. Kitap mı okuman lazım? Okumuyor. Ders mi çalışman lazım? Çalışmıyor. Tembellere yönelik bir video olacak bu, evet. Ve zannediyorsunuz ki ben böyle değil, ben de böyleyim. Hani çok uzun zamandır neredeyse. Tam verimli bir şekilde çalışamıyorum. Tam verimli bir şekilde antrenman yapamıyorum. Her şey aksıyor. Sebebi böyle. Ne yapacağım hakkında çok fazla düşünüp insanların ne yaptığını takip etmemle geçiyor çünkü. Ve insanlar ne yapıyor acaba, ben ne yaparım, onlardan daha iyi mi, nasıl yaparım diye düşünmekten hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Bu vlogu ikinci kez, üçüncü kez falan çekiyorum ve bu vloga başlamak için ne kadar çok düşündüğümü size anlatamam. Ben bu çocuklara öyle şeyler anlatıp öyle şeyler vermeliyim ki. Ya tabii alabilenler için sadece. Ama bunu çok fazla düşününce işte bir şey yapmıyorsun işte. Günün sonunda şu karara vardım. Ben size ne dersem diyeyim. Ben size neyi, ne kadar yaptığımı gösterirsem, anlatırsam anlatayım ve ne kadar mantıklı olursam olayım. Siz bunu yeteri kadar istemediğiniz sürece hiçbir şey yapmayacaksınız. Neyi ne kadar çok istediğinizle alakalı bir durum. Yani spora mı başlıyorsun, ne amaçla? Vücut mu yapacaksın? Ne kadar çok istiyorsun kardeşim bu vücudu yapmayı? Çünkü vücut yapmak inanın en kolayı. Ağırlık kaldır tavuk pilav ve yumurtaya. Ağırlık kaldır tavuk pilav ve yumurtaya. Bunu 3 ay boyunca, 4 ay boyunca, haftanın 5 günü yap. Yani gelişmemen, o görüntüye olmasıyla ya şeye, kasa ulaşmamanın imkanı yok yani. Peki neden yapmıyor herkes? Çünkü insanların harekete geçmesini engelleyen bir hastalık var bence. Günümüzde çoğu insanın içerisinde böyle bir hastalık olduğunu inanıyorum. Ayağa kalk, harekete geç. David Goggins gibi konuşmaya başlayacağım birazdan. Geçen bir tane video çektim ve silmek zorunda kaldım çünkü 1 saat boyunca konuşmuştum. Bu yüzden duracağım ve konudan çıkmayacağım. Arkadaşlar, eğer ayağa kalkıp bir şeyler yapmanıza, başlamanıza engel olan bir tembelliğiniz varsa o şeyi yeteri kadar istemiyorsunuzdur. Bu sizin amacınız, bu sizin hedefiniz ne olursa olsun bence. Sonucu hayal edip gerçekten çok istemekle alakalı bir durum. Yani benim mesela hayalim vücut yapmak değildi. Tamam, bu hedeflerin basamaklarından birisiydi. Çünkü görüntü satacak, benim işime gelecek. İlk önce görüntüyü inşa etmem gerekiyordu. İnşa ettim, şimdi boks yapıyorum. Neden boks yapıyorum? Çünkü oradan yapmak istediğim şeyler var. Orada bir golüm var ama gole ulaşmam yıllar sürecek.
edecek ve öncesinde amele gibi her gün çalışıp, her gün kendimi daha da zorlayıp, fiziksel ve mental olarak acı çekip bunları yıllarca, haftalarca, aylarca her gün yapmam gerekiyor. Ama bunun sonucunda ulaşacağım şeyi o kadar pis istiyorum ki, o kadar çok istiyorum ki beni buradan kaldıran şey bu. Ha, dönemler var. Bir gün karşı cinsinizden birisi gelir, erkek kız artık bu videoyu izleyen her kimseniz. Ağzınıza sıçar, kalbinizi kırar. Dersiniz ki ben spora gideceğim çünkü acı çekiyorum, kalbim kırıldı. Başlarsın antrenmana, bir yıl boyunca antrenman yaparsın. O çektiğin aşk acısının üstüne bayağı bir kas inşa edersin. Evet dersin, ben çok iyi hissediyorum. Ama sonra hayatına birisi girer. Artık seni mutlu eden birisi vardır. Artık antrenmandan daha fazla mutlu olduğun bir yer vardır. Ve sen yemek yemeye başlar. Antrenmanlara haftanın her günü gidiyorken 3 gün, 2 gün, 1 gün gitmeye başlarsın. Sonra 1 ay, 1 hafta ara verirsin. 1 ay ara verirsin. Ve günün sonunda o inşa ettiğin şeyi kaybedersin. Çünkü motivasyonun gitmiştir. Motivasyonunu kaybetmişsindir. Ya da farklı anlamlarda da motivasyon kaybediyor insanlar. Parası bitiyor. Dersleri kötüdür. Ailesiyle kötüdür. Arkadaşı yoktur. Sevgilisi yoktur. Herhangi bir şey. Hayatın getirdiği gerçekleri söylüyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey ne? Sizi motive etmek değil, size disiplin aşılamak. Ben ne kadar aşılıyorum? Bana soracak olursan hayır, yeteri kadar aşılamıyorum. Bence insanların ne düşündüğü değil, benim ne hissettiğim önemli ya. Her zaman da böyledir ya, dışarıdan gelip ya ne vücut yapmışsın diyor ya. Ben aslında vücudumu, yani tamam evet güzel, hakkını vereyim. Evet hakkını vereyim ama bence yeterli değil. Bence daha iyisi olmalı. Daha fazla çalışmalıyım. Çalışmadığım zaman içimi yiyor. Hayatı boşa yaşıyorum. 27 yaşındayım ulan. YouTube'a başladığımda 17 yaşındaydım. Ve hayatım boyunca hiçbir zaman bu kadar çok istediğim bir hedefe sahip değildim. O yüzden 12 dakikalık bu konuşmamın sonunda ne yapıyorum? Daha fazla konuşmuyor. Kreatinimi içip spora gidiyorum. Bir konuşsam kamerayla bayağı saatler, bir kere daha konuşurum. Buna engel olacağım. Başka vloglarda konuşmaya devam edip kreatin mi yapacağım? Bak şimdi benim spor öncesi karışımıma bak. Biri ölçek kreatin artı glutamin. İkisi bir arada. Benim burada tamamen doğal bezelli proteinim var. Kendiminkini kullanıyorum. Satın almak isterseniz açıklamaya link bırakırım. Ben satıyorum. Kullanmadığım şeyi satmam ha. İki ölçek de buradan koydum. Arjininim de bitmek üzereymiş. Bir ölçek arjinini attım. Kreatinimi aldığım yerin bana hediye ettiği yulafı da bari bu şekilde kullanayım. Şöyle göz kararı birazcık yulaf enerjidir. Koyalım. Böyle birazcık da fıstık ezmesi atacağım. Olay şu, benim kendi sattığım vitaminler, bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Şöyle bir şey kullanıyorum. Nitro, bu her zaman öğünlerimden önce şunu bir ölçek ağzıma damlatırım. Özellikle de herkesin hasta olduğu şu dönemlerde bence vitamin takviyeleri, biliyorum herkes gelip diyor ki abi çok pahalı, nasıl alacağız? Hastaneden daha pahalı değil, inanın bana. Hasta olmamak için tavsiye ederim. Sadece bir tavsiye, beni yanlış anlamayın. Önüne her söylediğim şeyi reklam algılamayın. Mis gibi antrenman öncesi öğünüm baba. Mis. Bu arada erken uyanma işi ne oldu diye soracak olsanız, artık erken uyanamıyorum ama uyanacağım. Görürsünüz hatta uyanacağım. Uyanacağım oğlum. Çok inatçıyım. Kendimle bayağı savaşıyorum son zamanlarda. Yine de uyanamıyor olsam da video çekiyorum ya, kesin uyanırım tabii. Ama bir şey söyleyeceğim, dün o kadar çok terledim ki imkanı yoktu zaten kilo vermememin. İyi de yemek yedim aslında, dün 3-4 öğün yemek yedim sanırım. Ya sen ne istiyorsun benden? Ne bu? Nesin sen böyle ya? Oy benim kafasını ısırdım, tipini ısırdım, burnunu ısırdım. Oh. Şimdi size dünyanın en üzücü olayını göstereyim. Ne oluyor lan? Bakın düğmeye bastım ama kahve makinem çalışmıyor. Kendi kendine bozulmuş, manyak mıdır nedir ya? Bir kahve içiyorduk evde, onu da içemeyeceğiz şimdi. Dün gece salonda uyuyakalmışım bir şeyler izlerken de. Bir durur musun? Sabah uyandım.
Sabah uyandığımda aklımda bir şey vardı. Dedim ki sabah uyanır uyanmaz buz küvetine gir. Çünkü dizlerim acıyor. Dizlerim bayağı ağrıyor. O 8 kilometrelik koşu. Anlattım mı ben bunu? Anlattıysam kes. Anlatmadıysam söyleyeyim. 8 kilometre koşmak yordu. Çünkü 6'dan 8'i tek koşuda çıktım ve 2 kilometre birden arttırıp hızı da arttırmak birazcık rahatsız etti muhtemelen. Çünkü sol bacağım halen daha zayıf sağ bacağıma göre ve sol bacağım şu an kilitleniyor. En üsküsü olmayız inşallah. Olmayız yani, olacak. Şimdi bu tarz durumlarda tabii ki de vücudunuza sıcak ya da soğuk presler uygulamak çok önemli. Haliyle sıcak pres böyle bir durumda diz kapağına uygulamanın bir mantığı yok. Soğuk havalarda havuza girmek aslında sıcak havalardan daha kolay ama yine de insan sıcacık evinden çıkıp buz gibi bir küvete girmekte birazcık zorlanabiliyor. Ama yapacağız. Ah, mecbur. Hava kaç derece lan acaba? Of, soğuk. Aa, çok soğuk. 5 dereceymiş, çok da değil. Birazcık dökecek. İyi geldi. Bunu yapmak gerçekten zor ama zihnime, vücuduma ve her şeyime gerçekten çok iyi geliyor. Kesinlikle dinçleştiriyor. Başlaması gerçekten çok zor, yapmaya başlaması ama yaptıktan sonra hiç pişman olmuyorum. Twitter'da son zamanlarda en çok gördüğüm şey, sesim nasıl da götüme kaçtı ama. Fena soğuk. Çıkınca daha iyi hissettiriyor. Çok soğuk nimet. Şu an vücudum hiç üşümüyor. Tam aksine yanıyor. Bunlar hipotermi belirtileri gibi de olabilir. Emin değilim. Bak, küçük bir zafer elde ettim, fark ettiniz mi? Bu benim küçük zaferim. Hani bunu yapmaya başlamadan önce bayağı şurada oturdum ve telefonumla uğraşmam gerekiyordu. Tamam, hadi orada da gene bir şeylerle uğraşıyorum ama yani bir noktada orada vakit kaybı gibi hissediyorum bazı şeyleri. Hani saat 1 oldu ve yumurtalarımı daha yeni haşlıyorum, yeni kahvaltı yapacağım. Eğer ki bu buz küvetini yapmasaydım günden aldığım verimi daha az hissedecektim. Şimdi artık bir şeyleri daha fazla yapmak istiyorum. Küçük bir şey yaptım, küçük bir şey başardım. Kendim için yaptım. Çok da küçük bir şey başardım ama evet, çok soğuk bir suya girdim böyle ve buz küvetine girmek vücuduma iyi gelecek, dizlerime iyi gelecek, dizlerim acıyor. Vücuduma şok etkisi, gerçek bir uyanış yaşadım şu an, yani bayağı uyandım. Hal böyleyken bugün yapacağım her şeye karşı olan motivasyonum daha da fazla arttı. Evet, kesinlikle. Böyle üşüdüğüm zamanlarda patik giyerim. Patik giymek, elleri, ayakları ve saçları kuru tutmak böyle anlardan sonra önemli çünkü. Artık üşümüyorum bu arada. Tavsiye ederim ya. Ya vücudu şoka uğratmak, bünyeyi güçlendirmek, direncinizi arttırmak iyi ve bana hasta olmuyor musun sonrasında gelen hipotermi gibi gelen sorulara da hayır arkadaşlar, hasta hiç olmadım bu sene. Olmayı da düşünmüyorum. Vitaminlerim bitmek üzere, inşallah yenileri gelecektir. Bu da benim kahvaltım. Evet, sadece 3 yumurta yiyorum. Yeter artık. Sabahları 6-8-10 yumurta yemekten yani birazcık da 3 yumurta. Yani bazen geceleri de yiyorum. 2'ye bölüyorum gece gündüz yiyerek. Öylesi de mantıklı oluyor. Bugün günlerden ne ya? Perşembe. YouTube videosu çekmem lazım. Bir tane Forza videosu çekeceğim. İlk kez eleyici oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Az önce bir toplantıya girdim çıktım. Vitamin yok ya. Vitaminler Şubat'ta falan stoklar toplanıp dağıtılma başlayacakmış. Oğlum, herkesin hasta olduğu dönemde vitaminsiz kaldığım için bayağı kötü hissediyorum kendimi. Ve sadece psikolojik olarak çok şükür sağlıklı bir sıkıntı yok. Ama ya hasta olursam, Instagram'da o kadar şov yaptım ben hasta olmuyorum diye. Ya hasta olursam. Neyse, açıklamasını yaparım vitaminsiz kaldım o yüzden diye. Arkadaşlar, gerçekten herkes hasta ve dünyada virüsler devamlı olarak mutasyonları uğrayıp herkesi hasta ediyorlar. Çevrenizden ve Türkiye'nin son durumundan aşağı yukarı haberdarsınızdır. O yüzden size söyleyeceğim şey şudur ki bünyenizi güçlü tutun. Yani tamam, eczaneden de olsa, multivitamin olsa, C vitamin takviyeleri, B vitaminleri, omega 3 çok önemli. Ya hepsini bir alın ya. Bünyeyi güçlü tutun, hasta olmayın. Herkes hasta oluyor çünkü. Benim video öncesi hazırlıklar böyle işte. Şimdi oraya kamerayı kurdum. Aha da klavye mouse'umu da aldım. Son olarak telefonumu da aldım. Telefon önemli, bilirsiniz. Emniyet kemerim olsa şu, bir de şuradan şöyle taksam. Ya da şöyle taksam değil mi? Doğrusu buydu. Hey! Merhabalar efendim. Ne kadar karanlıkmış. Sizi şöyle bir çıkartayım ben buradan. Nasılsınız görüşmeyeli? Sadece birkaç saniye oldu sizin görüşünüzde ama olsun. Bayağı bir işimi hallettim. Reels'ımı falan yaptım. Eğer Instagram'ımı takip etmiyorsanız Instagram Reels'larımın tamamını izler misiniz? Teşekkürler. Aynı şeyleri Shorts'a da atıyor olsam da çaktırmayın. İşlerimi hallettim. Yemeğimi yedim. Şimdi antrenmana ineceğim. Günlerdir ağırlık kaldırmıyorum bu arada. Bugün de kaldırmayacağım ve boks yapacağım. Ama benim aletimle yapacağım. Hey Nimoş! Hey! Telifli müzik dinliyorum, o yüzden konuşmayacağım. Bay bay.
Antrenmanımı bitirdim. Antrenmandan sonra alacağım glutamin ve kreatinimi. Kreatinime biraz düzensiz başladım ve yeteri kadar çok yemek yediğimizi düşünmüyorum. Bence daha çok yemek yemeliyim. Bir süredir şuradaki koltukta oturuyorum. Ve birazcık telefona, sosyal medyaya bakıyordum. Ve sosyal medyada gene ne kadar çok vakit harcadığımı fark ettim. Böyle bir içimde bir çatışma var. Yani çıkacağım şey şu. Antrenmanımı bitireli neredeyse 1,5 saat falan oldu. 1-1,5 saat oldu galiba. Ben daha yeni proteinimi, kreatinimi içiyorum. Düşünsenize. Bazen gerçekten oturduğun yerden kalkmakta çok zorlanıyor insan. Ah. Yarın günler cumartesi ve cumartesi bir sabah koşusu iyi olacaktır ama bunu vloga çekeceğimi zannetmiyorum. Bunları eğer vlogları seviyorsanız bir sonraki vloglarda yapacağım. Yaşasın vitaminler. Fark ettiniz mi emin değilim. İyi antrenman çıkartamadım. İyi terledim. İyi su attım ama verimli bir antrenman değildi açıkçası. Tamam, hareketi iyidir, antrenman yapmamıştım. Ağırlık kaldırmıyorum. Biraz daha boksu yavaşlatmamak adına ağırlık yapmıyorum şu anda en azından. Birazcık daha crossfit tarzı artık yapmam lazım fitness'tan ziyade. Orada bir antrenman değişikliği, birazcık daha bilgi almam lazım crossfit hakkında. Ne bakıyorsun bana aşık aşık? Bazen kafamı gerçekten hiç antrenmana veremiyorum. Sanırım saatle alakalı bir durum. Geceleri antrenmanlar çok verimli olmayabiliyor. Daha çok ağırlık kaldıracak olursam verimli bir antrenman yaparım ama onun dışında böyle bir kardiyo antrenmanı geceleri çok mantıklı değil zannediyorum ki. Bunu bir düzenlemem lazım. Yani ama işte dediğim gibi hani burada of ya bu, benim bugün moralim çok bozuk. Antrenman yapamıyorum. Antrenman yapacak kafam hiç burada değil. Çok stresliyim. Hayatın problemleri falan filan. Yani evet, hayat problemli, hayat stresi de daha çok çözüm odaklı yani. Benim için çözüm şu an burada gecenin bu saatinde bu antrenmanı yapmaktı. Sabah erken yaparsam eminim buradaki verimim değişecektir inşallah. Protein shake'imi içerken sizlere veda etmek istiyorum. Böyle 2 günlük 3 günlük vlog oldu ama tüm günlerimi çekemedim. Sonra akmayın, çıkışı çok da uzatmak istemiyorum. Öpüyorum sizleri. Kamerayla çok pis dertleşiyorum, fark ettiniz değil mi? 10 dakikadır kayıttayım. Tüh. Nimet'in bana nasıl baktığına bakın şimdi. Ha, söyle bir tane ha. Ne oldu aşkım? Niye öyle bakıyorsun bana? Oy, sen benim güzel kızım mısın? Sen benim bir tanecik kızım mısın? Sen benim aşkım mısın? Sana bayılıyorum. Ya senin var ya o kuyruğunu, senin ben o kuyruğunu sürürüm. Sen ne kadar güzel seviliyorsun böyle ya. Sen ne kadar güzel seviliyorsun böyle. Bayılıyorum sana ya. Oh benim güzel kızım.